Efendim piknikte Adana şiş yapıyoruz. Kıymamıza şu anda baharatlar ilave ettik. Karıyoruz. Baharat dediğimizde sadece tuz ve pul biber. Kıymamız da dana kuzu karışık. Özel Adana şişlik. Şişleri diziyoruz bu şekilde. Doğal ortamda Adana şiş. Güneş gidiverdi ya acık. Bir on efendim, bir on. Hazır muhtemelen kasap. Şişçi Ramazan görevde. Su bir de böyle şişe diziliyor. Duruyoruz. Kıymamız. Çayımız da orada demleniyor. Uman Efe'de. Izgaramız ısınıyor. Doğal kömürde soğanlarımız közleniyor. Efendim burada su ısınıyor. Bakın pet şişede aklınızda olsun. Hava soğuk olursa imkansızlıktan böyle pikniklerde su ısıtabilirsiniz. El yıkamak için. Erimez normalde ama odun deyince erimiş. Normalde erimez bu. Suyu ısıtır. Hatta kaynar hale gelebilir. Hangisiyle? Adana'mıza devam ediyoruz. Şimdi şişlere diziyoruz. Biraz sonra ızgaraya atacağız. Evet, kömürlerimiz gördüğünüz gibi doğal olarak burada hazırladık. Çam buradan. Kömür hazır ve Adana şişlerimizi bekliyor. Pardon, bizim için süper oldu ya. Adana şişlerimiz hazır. Biraz sonra ızgaraya gidiyor. Közde soğan sürüşlerimiz hazır. Evet, Adana şişlerimizi ızgaraya atıyoruz. Doğal ortamda, piknik yerinde Adana şiş. Yağlı olduğu için biliyorsunuz alev alabiliyor. Onun için biraz mesafeyi artırmak gerekiyor. Bu hemen anında oluyor. Nar gibi kızarıyor. Nerede millet?
Aşımız da hazır. Bu şekilde lavaşa sarıp hemen yiyebiliyoruz. Afiyet olsun efendim.